Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda İzmo ekibinin ve Webtekno ekibinin hangi telefonları kullandığına bakacağız. Şimdi mutfaktan başladık Efe'cim, değil mi? Aynen, her zamanki işin mutfağından başlamak. Aynen öyle. İşte ablacığım hangi telefonu kullanıyorsun ve neden? Bize bir söyler misin? Samsung kullanıyorum. Akıllı mı abla, akılsız mı telefon? Telefon burada abi, istiyorsan. Evet, orada. Burada. Aynen. Peki abla, neden bu telefonu tercih ettin? Neden tercih ettim? Bunu aldım, başka da aldım. Ucuz, alo diyor. Ucuz, evet. Tamam, zaten abla burada internet işlerini tabletten çözdüğü için çok da alo demesi yetiyor sanıyorum. Evet. Peki abla, teşekkür ederiz sana. Hadi gel. Merhaba beyler. Aynen, Eser'den başlayalım abi. Selam gençler. Selam kardeşim. Hangi telefonu kullanıyorsun? Neden? Ben LG G2 kullanıyorum arkadaşlar. Aynen, G2. Peki neden abi LG G2? Abi şöyle söyleyeyim. İlk önce benim akıllı telefonum yoktu. Yani ben bayağı bildiğim BlackBerry kullanıyordum. Bir akıllı telefon almak istedim. Ve LG G2'nin en uygun telefon olduğunu düşündüm. Özelliklerine falan baktım işte. Hem bütçem de o kadardı. Aynen. Açık söylüyorum. Fiyat performans telefonuydu yani. Abi kesinlikle fiyat performans. Mutlu musun şu an hala? Abi inanılmaz mutluyum. Yani hani almak istesem şu an belki yine bunu alırım yani, net söyleyeyim. Bozulana kadar kesinlikle bunu kullanırım. Evet. Çok net. Arkadaşlar size şöyle bir dipnot vereyim. Eser hayatımda gördüğüm ekran kilidini en çabuk hızlı açıp kapatan insandı. Kardeşim bir göstersen şu şovu yap yani. Şöyle. Şu tık var ya. 2. Çok hızlı. Salise değil mi? Aynen salise. Sana bir şey söyleyeyim, bunu iki kere bastığın zaman da yetiyor bro. Nasıl lan? Bak işte şöyle değil mi? İki yapıyor işte abi. Aynen. Ama iki çok seri abi, anladın mı? Yani garantiye alıyor. Aynen aynen. Aynen. O zaman kudret... Üçle sağlamlaştırıyor tıkı yani. O zaman kudretle devam ediyoruz. Kudretçiyim. Hangi telefon, neden? Tabii ki Nexus 5. Tabii ki. Yani işimiz gücümüz Android çünkü. Evet. İlk bir haber daha almamız gerekiyor mantığında. O yüzden devam Nexus. Peki. İlk senin haberin olması için Nexus 5. Bundur. Yani iOS neden değil mesela? Özel bir sebebi yok galiba. Özel bir sebebi var tabii ki. Benim özellikle ilgi alanım Android. Android ile ilgili tüm detayları yakından takip etmek için Nexus kullanıyorum. Kurcalamayı seviyorum diyorsun. Aynen. Eyvallah, tamam. Olurcu ben buradayken. Merhaba. Geçerken bir kurcu geçirdi. Merhaba. Hangi telefon? Sonra, neden? Şu an Note 4 kullanıyorum. İlk akıllı telefonum... Adam kılıfla beraber kullandı. Evet. İlk akıllı telefonum iPhone 5S'ti. Şarjı çok az gittiği için, bana da önemli olan şarj olduğu için ve ekran büyüklüğü olduğu için Note 4 almaya karar verdim ve cidden Samsung'un Note serisi de harbiden ben çok rahat performans ve şey de var. Kullanım olarak o da iyi yani. Bence. İyi özellikten birisi quick şarj muhabbeti. Aynen 15 öyle. Dakikada %50 oluyor mu? 10, yani 20 dakikada oluyor abi, öyle söyleyeyim sana. 20 dakikada hızlı şarj eder. Yani evden çıkmadan şarjın bitiyorsa hemen. Aynen, hemen şarj ediyorum. iPhone'da muhabbet de yok mesela. Hani bekle şarj, dışarı çık. 3G'yi bir açıyorsun. Bitti. Muhabbet bitti yani. Aynen. O zaman sıra Berke'de. Berke'de. Hangi telefon? iPhone 5 abi. Rahat abi ya. Rahat. Yani, evet. Nesi rahat yani? Ya kullanım cep tarafı bitmiyor mu? Ne oluyor? Aynen. Rahat kısmı neresi? İyi yani, kullanımları rahat yani. Öyle. Kafa kurcalamıyor işte. Evet. Kafalar rahat. En iyisi abi. Bu yani. Mudur? Evet. Şarjda biraz sorun ama iyi yani öyle. Yapacak bir şey yok. Şarj aletine dolaş. Evet abi, yapacak bir şey yok. İyi bakalım. Yukarıya. Evet Efe, şimdi nereye geldik? Üst kata çıktık abi. Nereye gideceğiz? Şimdi ilk patronu soralım. İlk olarak patronu geldi. Patronu oradan başlayalım yani. Patron, müsait misin? Evet, buyurun. Sana bir soru sormaya geldik. Evet, merakla bekliyorum. Yani biz biliyoruz ama takipçilerimiz de bunu öğrenecekler. Hangi telefonu kullanıyorsun ve neden? Güzel bir soru. Ben iPhone 6 Plus kullanıyorum. Neden diye soracak olursanız, ben işletim sistemi çok daha stabil olduğunu düşünüyorum. Yani hızlı hareket etmemin gerektiği anlarda herhangi bir kasma problemi yaşamak benim en büyük tercih sebebim. Daha önce Nexus 6 kullanıyordum bu arada. Eğer Android telefon kullanacaksam da mutlaka saf Android olmasına dikkat ediyorum. Peki iPhone 6'dan 6S'e tercih etmeyi düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Hatta izleyenler de bilirler. Alıp kırdık. Yani kendimiz almadan web teknolojiyi kırdırdık. Ama 6S'e geçmeyi planlıyorum. Sebebi de yeni çıkan teknolojileri bunu takip etmemiz gerekiyor. Tamamen bu sebepten dolayı. Yeni çıksa 7'yi de alacağız muhtemelen. Yani teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Tamamdır patron. Teşekkür ettik. Var mı eklemek istediğim şey? Ben de merak ediyorum yani kimin ne kullandığını. Yorumları da bekliyoruz bu arada. Tamamdır, eyvallah. Patron da yorumlarını aldık. Efe. Abi o zaman diğer şeye geçelim. Yazılımcılara geçelim. Ben... Ver ya, aynen ver. Yorulmuşsundur kardeşim, sen kıyamam sana. Kolay gelsin, iyiler. Merhaba. Evet, sorumuz basit. Sırayla gidiyoruz.
Nedir abi? Fatih, hangi telefonu kullanıyorsun, neden? Ben Nexus 5 kullanıyorum. Evet, Nexus 2 oldu ofiste. Neden? Neden? Sinekler dolaşıyor telefonun etrafında. Abi her yerde, burada sinekler beni çok sinir ediyor. Tamam. Android kullanacaksam abi, ben orijinalini kullanırım. Tamam. Bu için orijinalini Google yapıyor. Google'un desteklediği telefon serisi de Nexus. Hani içindeki şu anki Android sürümü ham Android. Şu an en son Android sürümünü de alıyorum ben, 6 yıl. Tüm güncellemeleri alıyorum. Benim Nexus'u şey... alır mısın? Alamayabiliriz ama yani kaçak yollardan yüklersin herhalde. Tamam. Çünkü sana şeyini veriyorlar, sistem dosyasını. İsimini kurabiliyorsun. Montosu Mesut. Mutlu Mesut. Bay geçiyoruz. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Mustafa kardeşim. Mustafa merhaba. Merhaba. Hadi bize en iyi 5 telefon listesi yap. Yap. Sen hangi telefonu kullanıyorsun? Ben bu telefonu kullanıyorum. Xperia Z. Z5 çıktı. Z5 çıktı. Ben baktım, dün baktım, beğenmedim yani. Beğenmedim. iPhone'a geçtim. Neyini beğenmedin? Ne bileyim ya. Sanırım çok alışmışım böyle değişikken de. Ben bunu ilk aldığımda tipi çok hoşuma gitti hiç almışım ya. Tasarımı çok güzel. Kumanda gibi telefon böyle şık. Poşeti çok hoşuma gitmişti. Ondan tasarım güzel. Özelliği bununla değildi yani. Hiç umurumda değil. Kamerası da güzeldi onunla. Anladım. Peki şimdi bir daha alsam ne alırsın? Bir daha alsam iPhone alacağım. iPhone alacağım. 6. Aa, 6S çok fazla olduğu için. 6 yapmış. Peki. Geçiyoruz şimdi. Geçelim. Yani şöyle Erman'ın arkasına doğru gidelim abi. O zaman şimdi o tarafa bakaraktan telefonunu bize söyler misin ve neden bu telefonu kullanıyorsun? Yani iPhone 6 kullanıyorum. Daha önce iPhone üzerinde uygulamalar yaparken kullanıyorum. Yani aynı zamanda kafa topluğu için de. Aynen. Değil mi? Yani geliştiricilerinden birisin. Aynen. Mac'le uygun çalışıyor. O yüzden. Yani aslında da çok özel bir sebebi yok. Bir fanatiklik de yok yani. Android ne işim olsa Android'i de kullanırım. Daha önce kullandım. Benim işimin için daha yakın diyorsun. Aynen öyle bir hani cihaz fanatikliği falan. Tamam. Yok. Eyvallah süper. O zaman? O biraz Erman da olabilir. Erman. Evet Erman, ne kullanıyorsun neden? Ben bu telefonu kullanmıyorum. Onu da kullanmıyorum. Çünkü o telefon değil. Evet. O da telefon değil. Bilgisayar mühendisi adam telefonu tablet edebilirim ya. Tamam. Peki. Nedeni yani eskiden beri alışmışız. Biz yani stabiliteyi seviyoruz. Cihazın çalışmasını seviyoruz. Uygulamaları ilk indirmeyi seviyoruz. O yüzden yani Android'e bir düşmanlığımız yok ama... Ama fanboy diyoruz. Değiliz. Fanboy değiliz. Android'in de sevdiğimiz yerleri var tabii. Yani Android'i de seviyorum. Yerleri. Ama kullanmayı değil. Ömer kardeşimize geldik. Ömerciğim, evet. Burada bir adet iPhone 4S mi 4 mi? 4S'in abi. 4S tamamdır. Tamam. Neden bu telefon? Neden bu telefon? Ya, ilk çıktığı zaman almıştım ben bunu. Aynen. Efsane kasaydı o zaman. Zaten 4S, 4 değil de bir üstüne değil olarak aldım. İşlemcisi de performanslıydı. Yani şu an kullanmamın tek sebebi şey, hem fiyatı makul. Şu anki iPhone'lar bayağı 3.5 bayağı yüksek fiyatları. Hem de güncellemeleri alıyor. Yani hala alıyor mu? Hala alıyor. Tamam. 9 gelecek mi? Geldi mi yani? 9'da gelmiş. Aynen 9'da alıyor. Yani şu an benim işimi görüyor. Yani hem stabil de. Evet, şimdi Levent abi de Murat'a da soracağız. Hobo'suna sormak isterdim ama düşerim diye tırsıyorum. O yüzden dümdüz soruyorum. Levent abi, Murat hangi telefonu kullanıyorsunuz ve neden? Ben LG G3 kullanıyorum. G3 kullanmamın sebebi 2014 yılında en akıllı telefonu seçilmişti. Marka bilinirliği yüksek, sevdiğim bir marka. G2'den de bayağı... G2'den de çok büyük sükse yapmıştı ama G3'te biraz patladığını söyleyebilirim. Atari konusunda çok üzdü beni. Şöyle mi? Bütün G3'ler için mi? Senin baktığın kadarıyla yoksa... Bütün G3'ler için evet. Batarya çok genel olarak çok büyük bir sıkıntısı var G3'ün. Batarya çok hızlı sürede bitiyor. Anladım. Günde iki kere doldurman gerekiyor. O kadar. Evet, maşallah. Sıkıntılı. Sen powerbank'le dolaşma sebebin bu galiba. Evet. Bu yüzden powerbank'le dolaşıyor. Bir de kulaklıkla da oluşuyor aynı zamanda Levent abi. Hoparlörü de. Hoparlörü ufaktan şu an. Alitesi daha doğrusu. Alitesi evet. Problem değil de. Telefon demek ki bir tık sıkıntılı çıktı. Var mı abi eklemekten? Bundan sonra neye geçeceksin? Bir telefon alacaksın illa ki. iPhone'a geçeceğim bundan sonra. iPhone'a geçeceksin. Evet. Peki abi tamamdır. O zaman şimdi Murat'a dönme zamanı. Ben sana satarım abi. Ben hem iPhone kullanıyorum Murat abi. Murat telefoncu çıktı. İki tane aynen. Telefonla dolaşıyor. Hem iPhone 6 kullanıyorum hem Nexus 5. İlk göz ağrım Nexus 4, 5 hepsini alıyorum. iPhone'da almak zorundaydım. Hem oyun hem uygulama yapıyoruz çünkü. Bunların testi geliştirmesinde hem iOS hem Android kullanmam gerekiyor. Ama gönlüm her zaman Nexus'ta Android'de. Anladım. Evet, videomuzun sonuna gelebiliriz artık. Bizler de söyleyelim ne kullandığımızı. Son olarak yuvamıza döndükten kardeşim. Aynen, aynen. Ben HTC Desire Eye kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü tam bir selfie manyağı demek istemem. Telefon güzel, kamerası güzel, ön kamerası da güzel. Özellikleri de fena değil. Oyun oynayabiliyorum. İşte günlük sosyal ağ işlerimi yapabiliyorum. Herhangi bir sorun çıkartmıyor.
Şarjı da güzel gidiyor, fena değil. O yüzden dizayn... Ya en uzun yani. Aynen, fiyatı da uygun sayılabilir özelliklerine göre. Bu yüzden özel bir Android veya iOS veya Windows Phone'cu değilim yani. O denk geldi, onu almış oldum. Bu kadar. Sıra sende. Ne kullanıyorsun? Arka benim sabit bir telefonum yok. Ben kırdıktan sonra oldu değil mi bunların hepsi? Aynen. Hakikaten sabit bir telefonum yok. Yani ofise böyle inceleme gelen telefonları... Telefonlardan daha doğrusu direkt alıyorum böyle. Ne var abi boşta, şu var tamam. Direkt sim kart takıyorum içine, kullanıyorum kafama göre yani. Telefon gidene kadar sen de. Atıyorum bir ay kaldı, bir ay onu kullanıyorum. Sonra zaten illa başka bir şey geliyor, ona takıyorum kartı, onu kullanıyorum. Öyle kafama göre abi sabit yani. Zaten hiç, hani çok fazla zaten işin içinde değilim bunu. Hemen hemen her böyle telefon incelemesi falan videosunda dahil olduğum videolar daha doğrusu söylüyorum. Hakikaten çok içerisinde, sen de biliyorsun yani, çok içerisinde değilim bu işin. Senin yani için iOS, aynen iOS, Android falan filan benim için hiç fark etmiyor yani hakikaten. Genellikle hani sosyal medya odaklıyım yani daha çok. Hani fotoğraf falan da, gerçi çekiliyorsun o zamanlarda. Aynen. Yani elime ne geçerse onu kullanıyorum ya. Şu an keyfim tıkırında yani, hepsini böyle bir kurcalamış oluyorum. Bence bu daha zevkli. Benim açımdan. Güzel, güzel. Tamamdır millet. Videomuzun sonuna gelmiş olduk. Böylece Webtekno ve İzmo ailesinin hangi telefonları kullandığını hep beraber görmüş olduk. Kimisi iOS'çı, kimisi Android'çi, kimisi de baneneci. Aynen. Öyle. Siz de kullandığınız telefonları yorum olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Ya da fikirleriniz varsa video ile ilgili mutlaka alt tarafa yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada. Kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu ofis içi videoları eğer daha çok görmek istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. Hani merak edeceğiniz şeyleri yazın. Aynen, ofis içerisinde değişik bir şekilde hani sizlere ne sunabiliriz, ne yapabiliriz falan. Bunun üzerine yoğunlaşırız böylelikle. Efe'yle borç yapacağımıza elimize kamerayı alır gezeriz yani. Yani aynen. Aynen öyle. Yani kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.